kendimize de geldik. Sayın Başkanım, doğru mu? Öyledir. Şimdi şu şekilde başlayalım isterseniz. Kahta'yla başladık demin, Kahta'yla devam edelim Sayın Başkan. Evet. Şu anki Kahta'nın belli başlı sıkıntıları nelerdir? Veya şu andaki Kahta Belediyesi yeterli mi? Evet. Yetersizdir, hangi konularda yetersizdir? Kahta'nın ihtiyaçları nelerdir? Acilen yapılması gereken nelerdir? Bunları bir... Evet. Teşekkür ediyorum bu soru için. Sağ olun. Biz Kahta'yla alakalı olan sorun, sıkıntı ve talepleri ilçe başkanlık komisyonumuz, yerel sorunları tespit komisyonu tarafından ilçemizde tespit ettiğimiz sorun, sıkıntı ve talepleri kaleme aldık. Evet. Yaklaşık 22 maddeden oluşuyor. Bentleriyle beraber 30 maddeden oluşan yerel sorunlarla alakalı tespitlerimiz oldu. Evet. Tabii bunları biz tespit etmedik. Bunları biz insanlarımızdan aldık, halkımızdan aldık, vatandaştan aldık. Bir nevi kamuoyu araştırması yaptınız. Aynen. Anket şeklinde sordunuz, cevaplarınızı aldınız. Onu biz, başlıklar halinde alalım. Zaten biz siyasetimiz icabı sadece seçimlerden seçimlere siyaset yapan bir parti değiliz. Evet. Biz her zaman sahada olan, sahanın nabzını tutan, insanımızla beraber olan bir siyasi hareketiz. Bundan dolayı bu meseleleri kaleme aldık. Özellikle böyle birkaç tane, tabii her biri birbirinden daha önemli meselelerdir. Evet. Biz birkaç tanesini sizinle paylaşalım. Tabii. Park, bahçe, bakım, onarım ve güvenliği konusunda bir başlığımız vardı. Evet. Bunu aynı şekilde şu an mevcut olan Sayın Yusuf Turanlı'ya da götürüp ilettik. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağımızı kendilerine söyledik. Evet. Ve bunu aynı şekilde kendi yerel ve ulusal basınımızda da paylaştık. Park, bahçe, bakım, onarımı konusunda bir başlığımız var. Bu noktada şunu da belirtmek isterim. Dile getirdiğimiz bu sorun, sıkıntı ve tespitler sahada karşılık bulduğu zaman bizim siyaset anlayışımız, muhalefet anlayışımız doğru nereden ve kimden gelirse gelsin, bunun doğruluğunun hakkını vermeye, yanlış da kimden ve nereden gelirse gelsin onun karşısında durup ona alternatif çözümler üretmeye adayız. Peki bu sorunu Sayın Başkan'a götürdünüz mü? Tabii. Nasıl bir cevap aldınız? Hatta biz şu tebriği de kendisine ilettik. Evet. Park, bahçe, bakım, onarım ve güvenliği noktasında bazı çalışmaları oldu. Evet. Ve yine biz kendi sosyal medya hesaplarımızdan bu girişimlerinden dolayı iyileştirme noktasında bir şeyler var. Kökten bir çözüm değil, iyileştirme. Şu katkım bu da olsun, bizi sevindiriyor. Katkım olsun Sayın evet. Başkan. Parkları genellikle ben de geziyorum ve oturma amacıyla gidip oturuyoruz. Evet. Şu eksik, güvenlik kameraları yok. Güvenlik noktasında büyük sıkıntı büyük var. Büyük sıkıntı var. Evet. Ve özellikle parklarda bekçi, yani onu sabaha kadar bekleyecek bekçilerimiz yok. Çoğu yerde yok öyle biliyorum. Çünkü o parkları, bahçeleri, evet, o bankları hepsini kırıyorlar, döküyorlar. Aynen. Ve yine de yapmak zorunda kalıyor. Bu da belediye ayrıca hatta, bir külfet getiriyor. Hatta daha çarpıcı bir şey daha söyleyeyim. Evet. Özellikle bu uyuşturucu madde kullananlar bunları mesken edinmişler. Bunların mekanı haline gelmiş. Yani biz bunun önünün de alınması için. Bu çok için, önemli evet, bir konu evet, Sayın Başkan. Yani uyuşturucu konusu yani evet, çok önemli bir konu çocuklarımız için. Çünkü yani parklara, bahçelere çocuklarımız gidiyor, kadınlarımız gidiyor. Orada ailelerimiz gidiyor. Böyle bir... Yani onların yuvasına dönmüş şekilde o zaman diyorsunuz. Biz istediğimiz kadar çocuğumuzu evde muhafaza edelim. Evet. Bak istediğimiz kadar edelim. Evet. Çocuk sokakta büyüyor. Muhakkak. İster istemez sokakta büyüyor. Evet. Ve bizim bu sokağı ve sokağın dilini ve sokaktaki çocuklarımızı muhafaza etmemiz lazım. Çünkü bizim bütün çocuklarımız sokakta büyüyor. Parklarda büyüyor, bahçelerde büyüyor. Biz kendimiz gidiyoruz. Yani bunların özellikle ve özellikle güvenlik noktasında iyice denetlenmesi lazım. Bunu dile getirdik. Bir diğer maddemiz belki Başkanım şimdiye ona kadar, geçmeden ben evet, bir ekleme yapayım. Çünkü evet, bu çok önemli bir aynen, madde. Aynen. Dikkatimi çekti özellikle. Burada söz konusu olan sadece belediye değil. Evet. Yani ilçe emniyetine de görev düşüyor. Tabii. Emniyet amirimize burada sesleniyoruz. Sayın Başkanlarım diyor ki
Parklar ve bahçelerimiz diyor adeta diyor uyuşturucu yuvasına dönmüş diyor. Evet. Bu da çok tehlikeli bir durum. Sizden tek ricamız var. Lütfen buraya müdahale edin. Yani aynen. Çocuklarımız bizim için çok önemli çünkü çocuklarımız. Yani onların geleceği söz konusu. Onların edep ve terbiyesi söz konusu. Onların sağlığı, onların yaşamı söz konusu. Aynen o şey. Bu yüzden yani o kötü alışkanlıkları ki orada görüp aynısını yapmaya çalışsalar evet. Bu çok büyük bir sıkıntıdır. Özellikle yani emniyet amirimize sesleniyoruz. Bir de Sayın Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Lütfen evet. Bu parklara bir an önce güvenlik kameraları koysunlar. Evet. Yeterli değil ama bir de bekçi buraya koysunlar ki o banklara, parka da sahip çıksın. Doğru mu Sayın Başkanım? Aynen o şekilde. Bizler de evet. Yine şunu söyleyelim. Biz talep eden kesimiz. Evet. Bunu icraata dökecek olanlar güç ve iktidarı elinde bulunduran kesim İktidar olacaktır. İktidar sahipleridir. Bunu aynen, yerine getirecektir. Güç ve iktidarı evet, elinde doğrudur. Bulunduran icra mercileri onlardır. Evet. Biz talep ederiz. Taleplerimiz şayet karşılık bulmazsa, geçen bir habere baktım. İzmir'de mahalleli toplanmış. Evet. Uyuşturucuya hayır diye. Çok mahalleli güzel. Mahalleli çok toplanmış. Topyekun buna karşı çıkmamız lazım bu tür şeyler. Belki binden fazla insan orada toplanmıştı ve mahalle muhtarı da yanında olacak şekilde biz uyuşturucuya hayır diyoruz. Bu özellikle bağımlılık noktasında bizim yine bir raporumuz var. Evet. Onu da olgunlaştırdıktan sonra basın ve kamuoyuyla paylaşacağız. Çözümleriyle beraber. Tabii ki, tabii ki. Abdullah Bey, biz hiçbir şeyin altını doldurmadan evet. Paylaşmayız. Çok doğru. Bizim muhalefet anlayışımız, bizim hareket tarzımız bunlardır. Çok güzel. Yani altını doldurduktan sonra bunların çözümlerinin neler olduğunu ifade edebilecek kapasiteye sahipsek bunu kamuoyuyla paylaşırız. Teşekkür ve şu an ediyorum, yaptığımız Sayın Başkan. Gibi. Evet. Bu maddeleri hızlıca geçsek çünkü evet, zamanımız hızlıca. Çok sınırlı. Tamam. Şimdiye kadar belki dile getirilmeyen bir mesele var. Bay evet. Bayan tuvalet eksikliği. Evet. Kahta merkezde bulunan tamam. Özellikle bayan hı-hı. Tuvalet eksikliği var. Evet. Otopark eksikliği zaten bizim kanayan yaramız olmuş. Evet. Biz hatta, eksikliği, otoban eksikliği. Hatta şunu da söyledik evet. Dedi ki şurası otopark olabilecek düzeyde bir yerdir. Evet. Yapabiliyorsanız imkanlarınız el veriyorsa orayı da otopark olarak kullanabiliriz diye. Evet. Kaldırımların işgali noktasında yine tebriğimizi ilettik. Hı hı. Şu an mevcut belediye başkanına evet. Girişimlerde bulundu ama eksiktir. Evet. Biz tam olarak bunun, bu işgalin kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü ben kendim şahit oldum ya, bir tane bayan diyor ki ben çarşıda rahat bir şekilde gezemiyorum Abdullah Bey. Ya diyor insanlar bile o kaldırımı işgal etmiş. Yani değil ki eşyalar. Yani i̇nsanlar kaldırımlar bile, büyük bir sorundur. İnsanlar bile kaldırımları işgal etmiş. Bayan oradan rahatça geçemiyor. Bizim dinimiz gereği. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanların yol güzergahlarının üzerine oturmayın. Evet. Oturmayın. Ya bir de şu değil mi Sayın Başkan? Yani bizim bu ahlaka biraz sahip olmamız lazım. Bu ahlaktan edinmemiz lazım aslında. Yani evet. Biz kendimiz olarak yani kürsüye çekip o sokağın ortasında oturan kişileriz aslında. Hepimiz oturuyoruz. Ya genelleme olmasın ama evet. Genelde oturuyoruz. Ama oturduğumuz zaman da gelen geçen bayanların rahatsız olduğunu, onlara işkence olduğunu hiç düşünmüyoruz. Ya, bunu kendimizi biraz aynen. Eğitmemiz lazım değil o mi? O noktada gerçekten evet. Öyle. Altyapı ve çarpık şehirleşme sorunu var. Evet. Şehir içi yollarının durumu burada şundan bahsetmek istiyorum. Bakın çok güzel bir meseleye değindik. Yol dediğimiz zaman medeniyetin beşiğidir yol. Evet. Yani tarih boyunca yollar kullanılmıştır. Örnek verecek olursak İpek ve Baharat yolları. Gerçekten medeniyetin ve ekonominin yoludur. Evet. En son geçen Süveyş kanalını kapatan gemiyle beraber evet. Dünyanın ne kadar bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını biz kendimiz şahit olduk. Evet. Bundan dolayı bu şehir içi yollarının durumunun acil bir şekilde düzeltilmesi lazım. Evet. Bunu herkes kullanıyor. Çevre yolu falan. Değil mi? Çevre yolundan da öte. Şehrin evet. içinde olan yollar. Gerçekten berbat. İnsanlar şikayetçi diyor ki biz sanayiden çıkamıyoruz. Arabalarımız sanayiden çıkamıyor. Yollar bozuk. Aynen o şekilde yollarımız Sayın bozuk. Sayın Belediye Başkanımıza sesleniyoruz. Yollarımız bozukmuş. Başkanımız şikayetçi. Devam edelim. Evet. Az da olsa yapılıyor ama bu yetersizdir. Evet.
Şile pazarı diye bir kanayan yaramız var. Evet. Yani özellikle bunu yine dile getireceğiz. Hamza Başkan, Allah, bana bakıp kızmayın. Süreyi yani makul şekilde, evet, değerlendireceğim. Sayın Başkanım, kaç dakika konuşursa size de o şekil süre vereceğim. Özür diliyorum. Sayın Başkanım. Tamam, buyur Başkanım. Özür diliyorum. Yani evet, bunlar önemli kahtamızın meselesi olduğu için ben, evet, biraz uzatıyorum. Sayın Başkanım konuşun. Yani ondan sonra Hamza Başkan'a döneceğiz. Yani işte diyelim ki siz 10 dakika konuştunuz. Hürmet Hamza Başkanım da 5 dakika konuşacaktır. Buyurun devam edelim. Hürmet ediyorum. Evet. Şire pazarı özellikle bu kaymakamlığı da ilgilendiren bir meseledir. Belediye ve kaymakamlığın ortaklaşa yaptığı Şire pazarı siz de görmüşsünüzdür. Görmüşüm. Atıl durumda. İzbe bırakılmış, kapıları çalınıyor vesaire, tahribatlara uğruyor. Bunun acil bir şekilde eğer orada kalacaksa orada düzeltilmesi, orada kalmayacaksa da o malzemelerin alınıp taşınması lazım. Çünkü bu kul hakkıdır. Ben kime dokunmuşsam, kime Şire pazarını sormuşsam şunu diyor. Diyor, eğer benim bir liram varsa orada benim hakkım haram olsun. Aynen. Şimdi Sayın Başkan, o para, yani o benim Şire pazarının yapıldığı o para belediyenin. Evet. Sen benim paramla yapıldı. Eğer orası işlenmeyecekse, orası açılmayacaksa, evet, ne diye orayı yaptınız, ne diye orayı açtınız? Bu kadar. Bir önceki belediye başkanı yaptı sanırım. Evet. Şimdiki belediye başkanına geçti. Evet. Yani şu sırf inat olsun diye, sen yaptın diye ben bunu açmıyorum demek de doğru değildir. Ya o milli bir servettir orada. Yani onu siz kendi kaderine bırakmışsınız şu an. Kapıları çalınmış, üstü şey yapılmış. O para kimin parası? Kime? Sana yemin ediyorum ki belediye başkanının parası olsa onu öyle bırakmaz. Kendi malını ortada bırakır mı? Abdullah Bey, biz kime bırakmaz dokunmuşsak, kime dokunmuşsak. Ama o yetimin hakkıdır Sayın Başkan. O yetimin hakkıdır. Yani çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Bu. Yani kimse buraya çıkıp da inan ki bunlardan bahsetmiyor. O Şire pazarı kahtan yaran bir kanasıdır. Yarasıdır. Onu atmışlar oraya. Yani paramparça edilmiş. Evet. Kaç para emarıldı, bilginiz var mı onun? Yani bilgim yok. Bazıları ama, Sayın Başkan, evet, sizin zamanınızdaydı herhalde 400 mü 500 milyar, evet, falan. 100 binlerden bahsediliyor. Evet. Doğrudur tabii. Yani 500 bin, hı-hı, gibi bir rakamı sen oraya çöpe atmışsın. Evet. Şimdi ya, bu doğru değil. Bu vicdani değil, bu dini değil. Ahlaki bu devletin değil. Ahlaki değil, devletin maline sahip çıkmıyorsun demektir. Yani, evet, orada atıl durumda bırakmak doğru değil. Orada izbe bırakılması bizim canımızı, evet, acıtıyor. Evet. Ve biz kime dokunmuşsak şu kelimeler, şu cümleler ağzından dökülüyor. Diyor ki benim bir liram varsa bunu mahşer günü ben onun yakasına yapışır, o bir liramı alırım ondan. Şöyle bunu diyelim, bize şöyle diyelim. Evet. Kim o, bu halkın parasını orada heba etmişse, evet, halk o hakkını helal etmiyor sizden. Evet. Ahiret günü yakanızı tutacaklarmış. Haberiniz olsun. Evet. Buyurun. Kahtamız hem dini hem kültürel turizmin, evet, belki en zirvesini yaşayabilecek bir konuma sahip. Evet. Bu noktada gelen insanlar, gelen turistlere biz bir sosyal tesis yapamamışız. Yapamadık. Evet. Yapamamışız. Tesis eksikliği. Evet. Gerçekten bizim şu an sosyal tesis eksikliğimiz var. Bir de şunu, en son şunu da belirteyim. Evet. Aile mesire alanlarımız var. Evet. Var. Oluşturulabilecek alanlar var. Bu kapasiteye sahibiz. Mevcut aile mesire alanlarının genişletilmesini istiyoruz. Evet. Bunların yine bakım, onarım ve güvenliğinin göz önünde yapılması tutulmasını istiyoruz. Bu noktada biz bu ve buna benzer birçok şeyi kaleme aldık ve bunu belediye ile paylaştık. Evet. Şu anda ekranları başında bizi izleyen insanlarımızla da paylaşıyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür Siz ederim. Takriben 12 dakika konuştunuz. Sayın Hamza Başkanıma da aynı şekilde süreyi tanıyacağım. Evet. Sayın Başkan da kendisini bu şekilde ifade etsin. Sayın Başkanım, bunu değerlendirmek ister misiniz? Yani Kahta'nın belediyesinin eksikleri Sayın Başkanım değerlendirdi ama şimdi oradan başlarsanız biraz, çünkü siz bir belediyecisiniz ben, aynı zamanda. Benim belediyede, evet, görev almamdan dolayı tabii ki biraz belediye sorunlarının başkanımdan biraz da içinde kaldığı, evet, için bilirim. Evet. Şimdi başkanım dışarıda bakıyor, siz, evet, içerideydiniz. İçerideyim. Evet. Şimdi ben, ya şöyle desem, ben belediye başkanı olsam, evet, ben yarın göreve başlayacak olsam, ben fen işlerini sahil şeridi olan Atatürk Barajı göl alanında bulunan yere çekerim.
Tamam. Oraya bir konteyner üzerine bir tabela asarım. Kahta Belediyesi Fen İşleri. 7-8 tane mühendis var. Evet. Bunlardan 4 taneyi Halfeti'ye gönderirim. Gidin, Halfeti'nin nüfusu 40.000. Evet. Bizim 100.000. Gidin, buranın, bu göl alanımızın, çünkü biliyorsun Kahta'nın yazları sıcak, 40 derece. Evet. Ya 40 derece, 45 derece sıcaklığı olan bir ilçede bir yüzme havuzu yok. Bu belediyenin bir eksikliği değil mi? Çok büyük eksikliği. Ha, yer evet. mi yok? Ya üç tarafımız suyla çevrili. Ya neden bugün? Aslında bizim iklim artık Mersin iklimi, Akdeniz iklimi olmuş. Evet. Bizim gençlerimizin sahile inip orada bu sıcak havadan, oradaki yüzme havuzları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, evet. ondan sonra piknik alanları, marinaya, marina, ondan sonra yani sağ olsun gerçekten şu anda bir tane saray, Yılmaz Saray. Yılmaz Saray evet. vatandaş gelmiş kendi imkanlarıyla orada çok güzel ve çok önemli bir tesis yapıyor. Bunu belediye yapar mı? Yapamaz mıydı? Belediyenin yapması lazım. Ama bir şahıs geliyor, yapıyor ve bir şahıs geliyor, yapıyor. Kahta'ya hizmet adına evet. bir risk alıyor arkadaş. Gerçekten evet. ben o gün sayfamda da yazdım. Evet. Kahta'nın böyle insanlara değer vermesi lazım. Evet. Böyle insanlara ihtiyacı var. Evet. Biraz önce park bahçelerden bahsettiniz. Ya bugün bir park bahçe yapıldı. Ya ışıklandırma çok önemli. Işıklandırması olacak park bahçenin. Ben belediyeye biz geldiğimiz zaman ben şöyle düşündüm. Dedim ki 50 kişilik bir özel güvenlik şirketi kuralım. Evet. Bu özel güvenlik belgeleri, sertifikaları olan insanlardan oluşsun. Bunlar park ve bahçelerde görev alsın. Yani şimdi emniyet gelip de Kağıt'a Emniyet Müdürlüğü bekçisini bizim parkı içerisinde korumakla görevlendirmez. Ha, çünkü onun belirli görev alanları o var. O belediyenin görevi. Yani belediyenin görevi. Evet. Özel güvenlik resmi kıyafetini giyecek. Ondan sonra gidecek sabaha kadar 24 saat. Evet. Kamera sistemleri takılacak. Ondan sonra bu şu ışıklandırma sistemi çok önemli. Işıklandırma sistemi zaten olmasa kameranın da bir değeri olmaz. Yani. Yani karanlıkta kamera neyi çekecek? Evet. Şimdi özellikle biraz önce dediğim gibi bugün Halfeti olduğu zaman şu bölgenin insanı yaz ayında olduğu gibi o barajın önüne evet. gelecek. Evet. Orada bir baraj projemiz vardı. Hı hı. Hatta yani burada gerçekten Ahmet Gazi Kaya kaymakamımıza ben evet. teşekkür ediyorum. Yani bir kaymakamlığın ötesinde yani sanki Kahta'nın bir emektarıymış gibi çalıştı. Evet. Bakın bundan 5 sene önce veya 7 sene önce Kahta'da bir asansörlü bina yoktu. Evet. Bugün halkın %38'i, 40'ı sitede oturuyor. Evet. Ama sitede oturuyor da ya minibüs geliyor, sitede inen adam minibüse biniyor, Giresun'a fındık toplamaya gidiyor. Evet. Olmaz ki bu. Yani şimdi sen sitede oturuyorsun, sen arabana indirirsin valizlerini, şunu bunu, çoluk çocuğunu alır, tatile gidersin. Şartlar vatandaşımızı Malatya'ya, Kayısı'ya, Çukurova'da Pamuk'a, Giresun'dan Fındık'a, Adana'dan Ankara'da soğan toplamaya. Evet. Ya şimdi Abdullah Bey, inan ki bakın Türkiye'nin en büyük Atatürk Barajı bizde. Türkiye'nin en büyük hidroelektrik santrali bizde. Evet. Türkiye'nin en büyük petrol üretimi. Türkiye'nin iki petrol üretimi var. Biri Batman Raman'dadır. İkinci bölge buradadır. Ve dünyanın 8. harikası Nemrut. Ovalarımız, ovamız, dağlarımız, evet. ormanlarımız, etrafı üç suyla çevrili olan insanımız bugün ırgat ise bunun sorumlusu siyasi iradedir. Evet. Kimse kusura bakmasın. Başkan yani, kimdir diyelim? Sayın Başkan, evet. biz yerelden girdik, siz genele doğru çıktınız. Ben işte şimdi
Doğru mu? Şöyle, biz belediyeden giriyoruz ama şimdi yani amaç, belediye tabii kendi görevini yapacak, siyasiler de görevini yapacak. Amaç halkımızın huzur içerisinde. Anladım. Sayın Başkan, o zaman şöyle bir şey yapalım. Evet, yani doğru. Adıyaman'ı çevre illerle kıyaslayalım biraz. Yani çevre iller eskiden ne durumdaydı, i̇şte, şimdi ne durumda? Kıyasladım bakın. Evet. Yani şimdi, geride miyiz, ileride şimdi miyiz? Şimdi komşularımız dediğimizde Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, biz. Evet. Orada üniversitelerin oluşmasına bak, bize geliş tarihine bakalım. Oranın havaalanlarına bakalım, bize geliş tarihlerine bakalım. Oranın havaalanlarında insanların yararlanma, bilet ücretlerine bakalım, bizimkine bakalım. Evet. Oradaki, bugün siz hayatta bir Antepli vatandaşın minibüslere binip Giresun'a fındık toplamaya gittiğini ben görmedim. Ama biz bugün gerçekten Adıyaman halkı olarak, ya biz Giresunlarla öyle bir tanışmışız ki, öyle bir iç içe girmişiz ki. Gelin alıp vermişiz. Bunu gelin alıp vermişiz. Yani ama bu neden kaynaklı? Giresun bize yakın bir yer değil. Giresun gelmiyor, biz çok Giresun'a gidiyoruz. Çok farkımız da var. Evet. Ama biz buradan gidiyoruz, onların fındıklarını topluyoruz. Bu esnada araçlarımız kaza yapıyor, insanımız ölüyor. Evet. Ve orada giden insanlarımız ne şartlarda çalışıyor? Çok ağır şartlarda. Evet. Hakarete uğruyor. Şimdi bizim siyasilerimizin bu kadar güzel coğrafyada yaşayan, biraz önce bahsettiğim bu değerleri olan bir ilin insanının ırgat olması gerekmez. Siyasilerimiz yetersiz mi Sayın yetersiz. Başkan? Daha önce kiler az çalışmış bu gelenler. Ya ben şunu diyorum. Bugün işte Kahta'da, yani eğer bugün Kahta'yı isterlerse, bir Mersin'in bir ilçesinde, bir metropol şehirde olan her şeyi buraya getirmeye mümkün. Çünkü niye? Ova var. Deniz var. Turizm diyoruz. Evet. Turizmi devlet bitirdi bu bölgede. Nasıl bitirdi? Anlatayım. Buyurun. Yani Kahta'da Beyaz Saray denilen bir yer var. Türkiye Petrolleri'nin bölge müdürlük binasıydı. Evet. Tuttular burayı, kapattılar, öğretmen evine verdiler. Öğretmen evine verdikten sonra TEPAV'un personelini Nemrutur Oteli'ne yönlendirdiler. TEPAV'un yan koluşu olan tipiyi de Zeus Oteli'ne yönlendirdiler. Bardakçı Oteli denilen bir otelimiz vardı. Onu da yurt kura verdiler. Ne oldu? Şimdi dışarıda gelen turist grup halinden gelir. Evet. Acenta olarak gelir. Evet. 3 ay önce rezervasyon yapar. Evet. Girdi Kahta'da konaklama testlerine baktı. Baktı ki hepsi otelden çıkmış. Farklı işlerde kullanılıyor. Turist gelecek, otobüsünü nereye çekecek? Nerede yatacak? Yok, yer yok. Bak, ne oldu? Malatya'ya kaydı. Malatya'ya kaydı. Şimdi burada turizm sektörü, yani bir öğretmen evi gerçekten iyi olmasını ben de isterim. Yani her kurumun daha güzel bir binada kalmasını isterim. Ama siz bölge müdürlük buraya kurulmuş Türkiye Petrolleri'nin, eğer burada işlemi bitmiş ise neden personeli otellere gönderiyorsunuz? Evet. Ki otel ücretlerinin fiyatlarını da biliyorsun. Doğru. Evet. Bunun için bizim turizmi, Nemrut Dağı'nın orada oluşu, Kumagene Krallığı'nın orada olması, dünyanın 8. harikası olması, evet, olmasının bize ekonomikmen bir yansıması olmuyor. Göremiyoruz. Şimdi Sayın Başkan, siz de yaklaşık 11 dakika kullandınız. Yani eşitsiniz şu anda. Evet. Kimsenin kimseye hakkı geçmemiş oldu. Benim hak geçmişse de ben helal ediyorum. Hakkımızı helal eder. Başkan da bize helal eder. Şimdi şunu diyeyim, o zaman biz buradan şuna sıkıntı olmasın diye söyleyeceğim. Kahta Belediyesi'ne sesleniyoruz. Başkanın iddiaları var, tespitleri var, Sayın Başkan'ın tespitleri var. Evet. Parkla ilgili, çevre yolu ile ilgili sıkıntılar mevcutmuş. Hatta bize gelen bir mesaj da şuna diyor. Diyor ki bazı parkların karanlık köşeleri diyor, uyuşturucu yuvası. Evet, o biliniyor. Uyuşturucu yuvası, hatta daha iyi, daha kötüsü var, fuhuş yuvası olmuş diyorlar. Mesajlar geliyor şu an bana. Ya lütfen, yani buna bir el atın Sayın Başkan. Lütfen, yani bu... İkinci bir husus da Abdullah Bey, evet, ben bunu da şimdi şöyle diyorum. Biz bundan 30-35 sene önce, evet, yine ben belediyedeyken, biz Kahta'ya o zaman halı saha denilen bir olay yoktu. Evet. Biz Kahta'ya bir halı saha yaptık Fatih Park'ın içerisine. Evet. Evet.
Ve o zaman tabii ki yerleşim alanları da pek yoktu orada. Bugün o halı saha Fatih Mahallesi'nin bütün halkını, yakın özellikle evleri yakın olan insanları rahatsız ediyor. Gecenin geç saatlerine kadar o küfürleşme, bağırma, çağırma, mahallenin emniyette araması bizim şey. Ben geçen gün belediye başkanını bizzat aradım. Başkanım senden rica ediyoruz mahalle olarak. Bizi bu tehlikeden, bu sıkıntıdan kurtar dedim. Yani burası bir fabrika değil. Hani 300-400 tane insanın çalıştığı bir fabrika olsa, ya ben buraya yakın bir vatandaş olarak rahatsızlık da duyarım. Ama orada bir insan 100-200 lira para kazanacak diye mahalleye, o gün Cumhurbaşkanımız televizyonda hepimiz izledik. 12'den sonra kimse kimseye rahatsız edemez dedi. Doğru söylüyor. Bunu da başkanımın bir an önce el atmasını istiyoruz. Bunu başkanımızdan rica ediyoruz sizin adınıza. Sakinleri. Evet, o halı saha olayını bir halletseniz iyi olmuş. Evet, yani başkanım halı sahayı rahatsız oluyormuş. Dışına çıkarabilirsiniz. Evet. Geç saatlerde onu oynatmamak için bir önlem alabilirsiniz. Çözümü mümkün. Tamam. Teşekkür ediyorum Sayın ben Başkan. Ben teşekkür ederim. Sayın İrfan Başkanım. Bir görüntü geldi bana. Onu bizim bir, parti üyelerimizden bir tanesi. Neyle ilgili? Böyle esprili bir şekilde evet, yok. Buyurun. Esprili bir şekilde evet. Diyor ki ağaçlar bile kaldırımları işgal ediyor. Yani bu noktada gerekli adımların atılmasını rica ediyoruz. Yani. Artı şu var, kaldırımların işgali evet. Doğal gaz şirketleri işgal ediyor. TEDAŞ işgal ediyor. Evet. Yani özellikle bu noktada esnaflar şikayetçi, o trafolar yerin altına da konulabilir. Yani aynen, bir şekilde aynen, o trafolar aynen, o kaldırımı aynen, işgal aynen. ediyor. Bunun da önüne geçmemiz lazım. Gerçekten geçmemiz lazım. Kahta'nın bir diğer sorunuzu soracaksınız. Önemli. Yok ben soru sormayacağım. Önemli sorunu daha var. Evet. Kahta'nın içme suyu noktasında büyük sorunları var. Çünkü... Nedir yani bu sorunlar başkanım? Yeni Mahalle ve Fatih Mahallesi'nden bir kısım mahalle sakinleri bizi arıyor. Diyor ki biz öğleden sonra su alamıyoruz, bulamıyoruz, su gelmiyor. Bizim evlerimize su gelmiyor. Ben de yetkili kişiyi aradım. Dedim ki mesele nedir? Meseleyi bana anlattı. Asbest borudan geçtiği için o noktadan yani o mahalleye giden boruların sıkıntılı olduğundan, o boruların patladığından, o borulardan sızıntının olduğundan dolayı bu şekilde bir açıklama getirdi bize. Yalnız biz şunu ifade etmek istiyoruz. Gerçekten çözülmesi gereken bir mesele Kahta'nın içme suyudur. Ve bunu acil bir şekilde çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Peki Sayın Başkan, evet. Aramışsınız yetkili yeri. Evet. Oradan da ne yapmışlar? Size bir bahane mi? Bir bilgilendirme. Çözüm, peki çözüm evet. ne? Çözümün gerçekten biz yine şu cümleyi tekrar ediyoruz. Evet. Biz talep eden kesimiz. Bizden çözüm isterlerse çözümü söyleriz. Peki bunu evet. kim çözecek? Yetkili kimse. Kim mesela? Kahta için konuşuyoruz. Kahta bunu... için zaten bu belediyenin meselesidir. Peki yani içme belediye suyu dediğimiz şunu zaman... söyleyeyim. Şimdi hani çözüm varken evet. ya boru eskidir diyebilirsin. Evet. Tamam da o boruyu değiştirmek, onu yapmak, onarmak kimin görevi? Belediyenin görevi. Belediyenin görevi. Yani evet. demek ki görev yerine getirilmiyor. Evet. Tabii bunları söylerken de yine muhalefet anlayışımızı belirtmek şunu burada adına, seslenen kendilerine evet, o zaman. Evet. Bizi izliyorlarsa şu an belediye yetkilileri ve belediye başkanımız veya da evet. danışmanları şunu diyelim. Evet. Kapılarımız sonuna kadar kendilerine açık buraya. Televizyon olarak söylüyorum. Tabii. İstedikleri zaman gelip burada dertlerini anlatabilirler. Ve bu iddialarımız tamamı doğru olabilir, bir kısmı doğru olabilir, bir kısmı eğri olabilir. Evet. Onlara göre diyorum. Evet. Gelip burada doğrusunu bize izah edebilirler. Kendilerini ifade etme hakları vardır her zaman. Bize mesaj atabilirler. Burada mesajlarını okuruz şu anda. Evet. Olur ya eksik bildiğimiz bir şey varsa. Söz hakları her zaman mevcuttur. İstedikleri dakika bize bağlanabilirler. Örneğin şunu da evet. vereyim. Hani muhalefet anlayışımızı ortaya koyma babında şunu söylüyorum. Evet. Bizim parti yöneticilerimizden bir kısmı hayvan pazarını ziyaret ettiler. Hayvan pazarından memnun olduklarını dile getirdiler. Evet. Yani biz sadece burada belediyenin eksiklerini dile getirmekle evet. işin içinden çıkmıyoruz. Hayvan pazarı bugün mü açıldı? Evet. İki gün önce. Bugün İki mi açıldı? Gün önce açıldı. İki gün açıldı. Biz şunu da ifade ediyoruz. Diyoruz ki yani yanlışlarını, eksiklerini, taleplerimizi iletirken evet.
Doğrularını söylüyorum. Doğrularını da açık yüreklilikle ifade etmekten geri çekilmiyoruz. Yani vatandaşımız memnunsa hayvan pazarında biz de bu hizmetinden dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bak güzel bir hizmet yapmış, teşekkür ediyoruz. Teşekkürü bir borç bildiriz. Evet Sayın Başkanım bak, şu anda yaklaşık bir 15 dakikamız kaldı. Evet. Şimdi birçok sorumuz var. Aynen. Biraz özet geçelim. Ben soracağım soruları. Yeni mesele kahta. Evet. Ve bizim ele aldığımız konular o kadar çok ki. Evet. Başkanım şöyle yapacağız. Evet. Önümüzdeki günlerde her birinizi tek tek alacağım. Yani ikişer saat ki derdimizi anlatabilelim. Evet. Yani süre çok kısıtlı. Evet. 2 saat yetersiz geliyor bize. Doğru. Ben size soru sorayım, size özet geçin onları. Tamam. Ki yani bu sorularımızı sormuş olalım size. Tamam. Sayın Başkan şunu sorayım size. Evet. Bu AK Parti ile aranızdaki mesafe nedir? Yakın mısınız, uzak mısınız? Yani bir ittifak olursa Cumhur İttifakı'na dahil olur musunuz? Veya karşı tarafa ya Millet İttifakı'na mı dahil olursunuz? Ne olur, durumunuz nedir? Kısa ve öz. Yani bizim her partiye kapımız açıktır. Evet. Bunu genel merkez düzeyinde bir soru olduğu için cevaplıyorum. Evet. Her partiye kapımızın açık olduğunu her platformda dile getiriyoruz. İttifak meselesinde de şimdilik ittifak hesabına girmiyoruz. Hı hı. Daha erkendir. İleride seçim yaklaştığında seçim barajı tabii bizi mecburen bir ittifakın içerisine koyacaktır. Ama biz şu an şunu belirtmekte bir sakınca görmüyoruz. Şimdilik seçim ittifakı hesabına girmiyoruz. Hiç girmeyeceksiniz. Anladım. Evet. Onu Sayın Başkanım size sorayım bu arada kısa bir soru hemen özet geçelim. Evet. Sizin zamanınızda bir önceki zamanlarda ve şu anda belediyelerde bankamatik memuru diye tabir ettiğimiz belediye gitmeden maaş alanlar var mıydı, duydunuz mu hiç? Ya şimdi ben zaten olduğunu gördüğüm an müdahale ederim. Tabii ki. Yani şimdi belediye başkanı. Yani hani duyum alırsınız, bir yerde iddia vardır, hissedersiniz. Ama bazen bakın bu her kurumda var. Evet. Yani bir zaten Türkiye Petrolleri'nde çalışan insanlar çok yüksek maaş alırlardı. Evet. Aynı anda kağıtı tekel yaprak işletmede çalışan insanlar çok yüksek maaşlar alırdı. Evet. Yani ben hatırlıyorum. Bizim belediyedeki bir işçinin aldığı maaşın 3 katını alırlardı. Evet. Ve gittiğimizde onların da yani öyle ağır şartlarda çalıştığı falan görülmemiş. Şimdi kimse yani bir bankamatik olarak maaş almak demek işe gelmeden maaş almak. Belediyenin bünyesinde, kadrosunda görülecek ama hiçbir iş yapmayacak. Evet. Gidecek, maaşını alacak, evinde oturacak. Evet. Bu yani çok yanlış bir şey. Ahlaki değildir bu bir kere. Hiç ahlaki değil, insani değil. O para da haram değil midir? Haramdır. Yani sen işe gitmeden maaş almak haram değil midir? Yani? Bunu insanım diyen kişinin yapmaması lazım ve ben namaz kılıyorum diyen bir insanın da öyle bir şeye müsaade etmemesi lazım. Ben insanım diyenin de müsaade etmemesi lazım. Şimdi Sayın Başkan, böyle bir şeye müsaade eden bir başkan. Evet. Yani işte hani diyorsa namaz kılıyorsa. Evet. Yani namaz kılmıyorsa da böyle bir şeye müsaade ya etmemesi lazım. Ya diyorum insan olarak sen çünkü bak ona verilen maaş senin cebinden çıkan bir para değil. Evet. Halka gelen İller Bankası kişi başı 40 lira bir ücret gönderiyor. Evet. Bu ücreti al, bu kendi halkının insanına hizmet et diyerek sana geliyor. Evet. Sen ona kalkıp, bir kaç tane biliyor musun? O bir maaş kaç tane İller Bankası'nın gönderdiği parayı 40 kişiye 40 lirayı şey edersen, günlük 4 kişiye, 5 kişiye gelen parayı, 5 kişiye hizmet yapacağın parayı haksız bir yere bir yandaşa. Evet. Şimdi bu kabul edilemez. Yani bunun tespit edilirse ki bunun üzerinde araştırılsın. Şimdiki dönem için konuşmuyoruz. Hangi bu dönem için değil. Geçmişten bugüne kadar herkes için konuşuyoruz. Geçmişte yapılmışsa yanlış, bugün de yapılıyorsa yanlış, tabii ki. Yarın da yapılıyorsa yanlıştır. Tamam. Yanlış her zaman yanlış. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın İlhan Başkanım, sizin parti genelde takip ediyorum. Kürt meselesi, pardon, Kürt sorunu değil. Sorun değil mesele. Meselesi, sorunu. Evet. Artık nasıl şey bakıyorsanız. Zihniyet meselesi. Kürt dili. Evet. Özellikle Kürtçe çok kullanıyorsunuz. Evet. Doğru mu? Bazı birçok şey seyrettiğimde Kürtçe konuşmalar oluyor. Evet. Özellikle Doğu'da, Batman'da falan. Doğrudur. Peki sizin Kürtlere bakış açınız nedir?
Kürtlerle, evet. Kürtlere nasıl bakıyorsunuz? Evet, Kürt meselesi. Şunu da hemen direkt onunla bağdaştırayım. Şimdi bir diğer partimiz var, HDP'nin. O da Kürtlerle ilgili bir parti. Sizinle onun arasındaki bariz fark nedir? Yani çünkü Kürt politikasını özellikle kullanıyor HDP. Evet. Sizin de böyle bir tarafınız var Kürtlerle ilgili. Evet. Nedir aranızdaki bariz farklar nedir? Biz Kürtlere Kürt sorunu demiyoruz, Kürt meselesi diye tarif ediyoruz. Evet. Aslında mesele Kürtler değil, mesele bir zihniyet meselesidir. Evet. Kürtler Zagros'tan Toros'a, Karadeniz'den Basra'ya, Kafkasya'dan Halep'e kadar uzanan bir coğrafyada, Kürt dilini kullanan, o coğrafyaya yerleşmiş en eski kavimlerden bir tanesidir. Evet. 11. yüzyılda Türklerin de gelmesiyle beraber yüzyıllar boyunca kardeş bir şekilde yaşamışlar bunlar. Evet. Osmanlı'nın son dönemiyle başlayan uygulamalar, İttihat ve Terakki'nin uygulamaları ve en son Cumhuriyet'in ilanıyla beraber gerçekleştirilen uygulamalarla bu kardeşliğe balta vuruldu. Cumhuriyet iki ana sacaya üzerine kurulmuştur Abdullah Bey. Evet. Birisi laiklik, ikincisi Türk milliyetçiliği. Türk milliyetçiliği. Laiklikle beraber batıdaki Türk kardeşlerimiz, bakın altını çiziyorum. Evet. Batıdaki Türk kardeşlerimiz Kürtlerle beraber bir zulüm furyasına uğradı. Bunun katmerleşmiş halini de, bakın katmerleşmiş halini de Türkçülük üzerinden Kürtlere yapılan zulümlerle devam etti. Ve bu kitabı bilerek getirmişim buraya. Evet. Şöyle kameraya da göstereyim. Evet. Geliye Zilan Katliamı. Evet. Ben 4 sayfa okudum, 5. sayfada ağladım. Kitabın yazarı kim? Mehmet Baran, Mehmet Diyarbakırlı'dır. Geliye Zilan Katliamı diye böyle yeni bir kitap çıkarmış. Şöyle yani, gösterelim. Evet. Şeyh Said Kıyamı. Evet. Ağrı ayaklanması ve daha değişik ayaklanmalarla ve bunların şiddetli bir şekilde bastırılmasının neticesi en son Geliye Zilan dediğimiz Ağrı, Van ve çevresini kapsayan 3 vadi dolusu insan katlediliyor. Yüz binlerce insan Türklük adı altında Kürtlere karşı sırf biz Türk, çünkü Türk milliyetçiliği yapacağız diye yüz binlerce Kürt kardeşimizi bir katliamdan geçirdi. Şimdi, İnan edin kitapta şundan bahsediliyor. Anladım. Sayın Başkan, bu dediğiniz tarih belli mi? Hangi 1930. Tarih? 1930. 1930'da? 1930'da Geliye Zilan katliamı oluyor ve dün 91. yılına girdi. Kaç bin girdi. Kürt katlediliyor orada? Yüz binlerce. Ya Kürt katlediliyor, Türkler tarafından. Kürt katlediliyor. Türkler tarafından. Zamanın rejimi. Devlet tarafından mı? Tabii. Zamanın evet. rejimi tarafından 1930'da. Yüz binlerce. Dün 91. yıl dönümüydü. Hemen başlarında. Yani 23'te evet. kurulduğuna göre evet. yani evet. Cumhuriyet'in kuruluşundan 5-6 yıl sonra 13 Kürt Temmuz, katliamı olmuş. Aynen 13 Temmuz evet. 1930 tarihinde dün 91. yılına girdi evet. ve hala yara yerinde duruyor. Peki niye katledildi bu kardeşlerimiz? Dedim sebep ya, neydi? Cumhuriyet iki ana sac ayağı üzerine kuruldu. Türk bir, milliyetçiliği. Laiklik, ikincisi Türk milliyetçiliği. Bunu Mehmet Göktaş Hoca esprili bir dille anlatır. Evet. Der ki Konya'da Mevleviler böyle Mevlana şeklinde dönerken müftü evet. de işte diyor ki bu böyle olmaz falan filan eleştirirken müftüyü de diyorlar ki gel sen de bir katıl hele nedir neyin nesidir. Evet. Bizim müftü gidiyor böyle cübbesinin dört tarafına kazık çakıyor. Evet. Diyor olur da ben de böyle dönerim yani bunlar gibi cezbeye gelir dönerim. Evet. Tabii Mevleviler etrafından dönmeye başlarken bizim müftü böyle bir sağını bir solunu kaldırıyor. Kalkamıyor. Kalkmaya Çakılmış. Çalışıyor, kalkıyor. En son kalkıyor. Söküyor şeyleri, sökmüyor tabii. Evet. Cübbesiyle beraber kalkıyor. Evet. O da Mevleviler gibi dönmeye başlarken çatır çutur sesler geliyor. Kazıklar etrafındaki insanlara çarpıyor. Ya müftü ne Olmadı. Yaptın falan filan kafamız gözümüz yarıldı. Evet. Diyor bir aşktır sarmış bizi. Dikkat edin kazıklar çarpmasın size. Ne güzel.
Yani ya bu kazıklar da Kürtlere mi çarptı yani? Başkanım, gerçekten evet. Dikkatimi çeken yani o dediğiniz kitap 1930'larda Kürtlerin uğradığı katliamlardan. Üç vadiden bahsedilir. Geliye Zilan. Bugünkü Kürtlerin durumu ile o günkü durum arasında ne gibi bir fark var? Nasıl ne gibi bir farktan yani bahsediyoruz? Kürtler, yine Türklere milliyetçi Türklerin ben ona getirecektim. Yani, evet. Şimdi başkan geçmişten geldi, günümüze geldi. Şu an ama 5 dakikamız kaldı. Biraz şey yapalım. Sorularımız çok. Olayı evet. Kürt meselesi olur, olduğu evet. Zaman ben bunu hassassınız, böyle anladım. Gerçekten evet. Hani evet. Bir katliam furyasından geçirilmişler. Evet. İnan edin öyle kurşunlara diziliyorlar ki evet. İnsanın aklı hafsalası almıyor. Yani bu Cumhuriyet rejiminin getirdiği bunları insan gördüğünde ve şu an ismine geçmişte ismine çözüm süreci dediklerinde masanın bir tarafına kendisini oturtan öbür tarafına da işte siz Kürtlerin temsilcisisiniz diyenlere biz 11. yüzyılda Türklerin göç edip buraya gelmesini ve yüzyıllar boyunca kardeşçe yaşamasını bunları gördüğümüz zaman işte bir tarafına biz oturalım öbür tarafına da Kürtlerin temsilcisi olan filankesler otursun denildiğinde inan edin biz o zaman da söyledik dedik ki çözüm meselesi ya da çözüm süreci dediğiniz bu süreç baştan yanlıştır. Evet. Çünkü masanın bir tarafına kendini oturtuyorsun öbür tarafına da diyorsun ki buyurun siz Kürtlerin temsilcisisiniz. Biz o zaman da söyledik. Şimdi de Kürt söylüyoruz. Halkı onlara yetki vermiş, oy vermiş onlara. Yani bunu da söyledik onlara. Dedi yani. Ki zaten biz şunu da ifade ediyoruz. Demokrasinin en büyük handikapı bu. Demokrasinin içinde bulunduğu en büyük handikap şu. Çoğunluğun seçtiği kişi başa geliyor. Şimdi Sayın Başkan, evet. İlginç şeyler var orada. Şunu diyeyim, yani Kurtuluş Savaşımızı beraber diyorum. Yaptık. Hepimizin savaşı. Evet. Kürtler, Türkler, Lazlar, Çanakkale'de yatan şehitlerimiz. Biz hep beraber bu savaşı vermedik mi? Çanakkale, Kafkasya, Yemen bu cephelerle evet. Beraber savaştık. Ayrı gayrımız yoktu. Bu ülkeyi şimdi... biz hep beraber kurtarmadık mı? Evet. Peki yani ne oldu da hemen 5-6 yıl sonra, Cumhuriyet kurulduktan sonra... Bu sefer yani kendi aralarında bir sıkıntı yaşayıp evet. Burada Kürtlerin katledilmesinden bahsediyorsunuz. Gerçekten. Bu akıl kâr değil Sayın Başkan. Gerçekten nasıl olmuş değildir. Yani ben aklım almıyor. Çok ilginç. Mesele çok ilginç. İlk defa duyduğum bir şey. Evet. Yani onu ilk defa duyuyorum ben onu Sayın Başkan. Evet. Verdiğim bilgi için teşekkür ediyorum. Hürmetle. Şimdi bir... Rica ederim. Sayın Başkan da merak etti olayı. O da soru sormaya çalıştı bu arada. İnşallah yani, daha da irdeleriz. İnşallah, bunu daha geniş bir platformda. Evet. Gerçekten bunu irdelemek lazım. Bunun yani, altını, üstünü, sağını, solunu, önünü, arkasını görüp o şekilde konuşmak lazım. Yani büyük bir mesele diye yani, düşünüyorum. Sayın Başkan, size sormayı unuttuğumuz bir şey, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Hayır. Yani zaman içerisinde güzel bir program oldu. Geniş program yapmamız lazım bizim. Evet, bu yetersiz. Evet. Şimdi sorulan sorulara verilen cevaplar bazı sorulara bana senin ismin nedir dersen Hamza der işin içinden çıkarır. Evet. Ama şimdi özgeçmişini anlatır mısın desen şimdi bu söyler. Evet. Şimdi bizim de yani gerçekten bazı konulara detaylı bir şekilde inmemiz için, açıklama evet. Yapabilmemiz için bizim bir zaman kısıtlamasının biraz fazla olmayacağı bir evet. Programda hı hı. Görüşlerimizi, önerilerimizi anlatırız. Tabii ki. Tabii ki. Ama şu anda tabii ki zaman sıkıntılı olduğu sıkıntımız için. Sıkıntımız var evet. Son 2-3 dakikamız. Evet. Şimdi Sayın Başkan teşekkür ettim. Size son olarak da şunu söyleyeyim sonra da son görüşlerinizi belirtirsen evet. Sayın Başkanım. Tabii başörtü meselesine girecektik. Hani başörtüsü takma hani taksınlar diye siz taraftarsınız ya bazıları da işte biz takmayalım diyor. Çünkü evet. Acaba bunlar geldiği zaman bize karşı çıkacaklar mı? Bize evet. Zorla başörtüsü taktırmaya veya da bizi zorla işte tesettüre koyacaklar mı? Evet. Bu sorular da vardı size soracağımız.
Bir de Yasin Bürü olayı 68 var. Ekim olayları. 68 Ekim olayları da vardır. Bu konu hakkında böyle özet geçerseniz ikisi hakkında sevinirim. İnanın derinlemesine olan konulardır, yine de biz ifade ama edelim. Ama 3 dakikamız var Sayın Başkanım. Evet, bizim iktidarımızda adalet, hürriyet, rüşvet ve iltimasın olmadığı, yalanın olmadığı, emanete ihanetin olmadığı, yalnızca ülkemiz değil başka ülkelerdeki insanların da haklarının savunulacağı biz bir iktidar düşünüyoruz ve bunu teminatla söylüyoruz, ifade ediyoruz, ifade etmekten de çekinmiyoruz. Başörtülüler de başörtülü bir şekilde olacaktır. O başkasının hakkını gasp etmeden. Bakın yine ifade ediyorum, hürriyet kavramı başkasının hürriyetini gasp ettiğin zaman orada hürriyet biter. Evet. Biz bunu ifade ediyoruz. Diğer 6-8 Ekim olaylarında da şu vardır, Yasin bölümümüz vardır. Evet. Bunun araştırılması dahi 6-8 Ekim olaylarını açıklığa kavuşturacaktır dileğiyle. Peki yani bu Yasin Bürü olayında yani son durum olarak bugün durum nedir? Ne durumdadır? 25 binamıza saldırı yapıldı. Evet. 6 il binamız ve 19 ilçe binamızın bazıları tamamen yandı. Evet. Bazıları da kullanılamaz hale geldi. Ondan fazla canımız gitti. Evet. Yasin Bürü ile beraber. Evet. Bir il başkanımız bir saldırıda gözünü kaybetti. Evet. Bir gözünü kaybetti. Ve bunlara rağmen biz ayakta durduk ve yolumuza devam ettik. Evet. Planlı, organizeli ve tek merkezden yönetildiğini her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bir tanesi, bu merkezlerden bir tanesi Kandil'se, öbürü İmralı'dır. Diğeri HDP Genel Merkezi'dir. Evet. Bunu da ilettik. Bunu da söyledik. Sorumluluğun sadece ve sadece bu merkezlerde ve insanları sokağa çağıran insanlarda değil, o sokağa, o insanlara bırakan emniyet güçleri ve devlet yetkililerinin de olduğunu defalarca söyledik ve söylemeye de devam edeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu akşamki konuklarım eski belediye encümeni, belediye vekili, belediye başkan vekili yapmış Sayın Hamza Özel'de siyasetçi, ayrıca gazetecidir, eski gazeteci. Yanı başında hemen Hüdapar'ın Kahta İlçe Başkanı Sayın İrfan Demiral'dı bizim konuğumuz. Şimdi burada herkesin konuştuğu derler ya, kendisine bağlar. Sorumluluk kendisine aittir. Takdir de seyircilerimizinkidir. Evet. Yani biz burada olur ya, sürçülisan ettik. Hatalı bir şeyler de konuşmuş olabiliriz. Doğrusu da olmuş olabilir ama takdir seyircilerindir. İnşallah affederler bizi. Yani takdir sizindir sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler olsun efendim.